Kadavra transplantasyonu için gereken böbreklerin yeteri kadar olmadığı durumlarda tabi ki canlı verici kullanılmaktadır. Canlı vericinin kendine ait bazı avantajları vardır. Böbrek optimal durumdadır, ölüde böbrek ne olursa olsun ölünün böbreğidir. Sıvısı, zamanında yaşarken hastanın sıvısı dengesizdir, bir takım destek tedavileri almıştır. Böbrek etkilenmiş olabilir. Halbuki canlıda hastaya sıvı verilerek böbrek optimal durumda, damarları kapatılarak dışarıda alınır. Bir başka avantajı alıcı-verici akraba olduğu vakit doku grupları dediğimiz daha sonra oluşacak böbrek reddinde temel faktör olan e, özelliğin uygun olmasıdır. Doku grupları ne kadar uygunsa böbreğin takılan yerde yaşama barınma süresi o kadar uzundur. Bu nedenle e, candan böbrek nakli biraz daha avantajlı gibi görünmektedir.